durum olduğunu. 10 tane çocuk için 90 tane kolluk kuvveti geldi. Ne demek bu biliyor musunuz ya? 10 tane çocuk terör yuvasına 90 tane efendim özel birlik gitmiyor. 10 tane çocuk, 11 yaşında çocuk aldılar, nezarete alıyor 10 yaşındaki çocuğu. Adamda din yok, iman yok, ahlak yok, edep yok. Bu memleketin insanı yaptı bunu. Vallahi ben yaşadım. Ve o Kur'an cüzlerini, Kur'an-ı Kerim'i tallahi yere attılar. Ben topladım bunları. Senin bir şeyden haberin yok. Diyor ki ben tekrar bu işi ele alırsam daha beterini yapacağım diyor. Bu siyaset midir? Bu millet ne yaptığının farkında değil. Bu gençler ne yaptığının farkında değil. İktidar değişmenin ne olduğunu farkında değil. Bakın ben en kutsal saatlerde Kadir Gecesi yaptığım dua ne biliyor musunuz? Korkumdan değil. Ne olur ya Rabbim, zalimlerin elinde beni maskara etme ya Rabbim. O zalimlere yetkiyi verenleri birbirlerine düşür ya Rabbim. Onların eline maskara olmaktansa ölüm nasip eyle. O zalimlere güç verenlere de cehennemi göster ya Rabbim. Ben söyleyeceğim bunları. Çünkü ne olduğunu biliyorum. 30 bin ulema bu adamları idam etti ya. Şaka mı geliyor sana? Bu kadar mı aklın yok senin? Babam gıda işi yapıyordu. Camilerdeki samanların olduğunu gözümden gördüm diyor. O kafa işte. Aynı kafa. Korkumdan değil, zalimin elinde maskara olmaktan insan eriniyor ya. Ali Haydar Efendi dediğimiz şöyle küçücük bir yer. Küçücük. 8 tane o zamanın dev alimleri. O zamanki bir taneyi getirelim. Bütün şu andaki Türkiye'deki ulemanın ilimlerini toplasan yanlarına bile varamaz yani. O ulemayı adamlar küçücük yerlere, affedersin içeride ihtiyaç görecek yer de yok. Böyle bir levazımlık vermişler. Saç böyle bir diyemiyorum işte. Bir tenekeden bir şey ihtiyacını büyük abdestini orada yapıyor. Ali Haydar Efendi kendisi anlatıyor. Soba yok, bir şey yok. Bir tanesi diyor hastalandı, ihtiyacını gördü diyor. Hemen de alıp dökmüyorlar. O pis affedersiniz dışkı. Sabaha kadar diyor. Bütün daracıkta bir yer, cam da yok. Kokudan diyor perişan olduk diyor. Koca alim, 4 mezhebin müftüsü. Bu dinsizler yapar ya. Vallahi yapar, billahi yapar bunlar ya. Bunlarda Allah, peygamber, din, kutsallık, vatan, ezan, bayrak yok. Niye anlamıyorsun ya? Gecenizi gündüzünüze katın. Bu memleket daha bu menfur yapıya teslim edilecek durumda değil. Rabbim ebediyen o efendim din düşmanlarına, vatan hainlerine gün yüzü göstermesin inşallah. Anla ya. Bir defa adam ihtilal yaptı, bir daha yaptı, bir daha yaptı, bir daha yaptı. Anlamıyor musun hala? Sen hocaları efendim zannediyor ki İsmail vesaire. Ya bizim siyasetle işimiz olmaz. Bizim derdimiz din.